Selamlar. Çoğalıyoruz. Herkes evde. Evet. Çok heyecanlıyım. Sezen Aksu'nun Hadi Gülümse şarkısı çalıyor fonda. Belki şehre bir film gelir. Bir güzel orman olur yazılarda. İklim değişir, Akdeniz olur, haydi gülümse. İklim değişti pek çok anlamda maalesef. Geçen hafta karlar altındaydık İstanbul'da, diğer şehirlerde de benzer manzaralar vardı. Bugün ise günlük güneşlik. Şu anda 67 kişi bizimle beraber. Tahmin ediyorum ki daha da çoğalacak. Cumartesi, pazar evdeyiz. Bir taraftan güzel, biliyorum. Kuaförlerin alışık olmadığı bir durum. Bir kısmının da sevdiği bir durum. Uzun zamandır böyle bir hem kötü tarafı hem de iyi tarafı söz konusu. Hadi biz iyi tarafından bakalım. Çoluk çocuğumuza, kendimize vakit ayırma imkanı tanıyan bir kısıtlamayla karşı karşıyayız. İyi tarafı açısından söylüyorum tabii ki. Bir de diğer tarafı var. Herkesi etkileyen bir durum söz konusu. İşler açısından. Niye bugün bu canlı yayını, bugün ve yarın bu canlı yayını yapıyoruz? Zaten duyurularda da belli. Sizde işler nasıl? Her gün 5, 10, 15 farklı sayılarda kuaför dostumuzla konuştuğumuzda, evet, Erkan Bey, diğer meslektaşlarımızda işler nasıl sorusunu soruyorlar. Zor bir dönem yaşıyoruz. Sektör olarak zor bir dönem yaşıyoruz. Bu sorularla o kadar çok karşılaştım ki, çok zor durumda olan kuaför meslektaşlarımızla o kadar karşılaştım ki bu soruyu aklımıza getirdi. Çok fazla canlı yayın yapmıyoruz çünkü zaten canlı yayın enflasyonu var. O nedenle dedik ki hap şeklinde bir canlı yayın programı yapalım. Bu hap şeklinde canlı yayın programında da hepimizin sevdiği, bildiği isimler ne yapıyor? Onlarda işler nasıl? Bu soruyu onlara yöneltelim. Ve sizin içinizden isimlerden bu sorunun cevabını dinleyelim dedik. Yarımşar saatlik, hadi bilemedik, 40-45 dakikalık bölümlerimiz olsun. İlk bölümümüzün konukları arasında çok değerli kuaför meslektaşınız Metin Bahçecik var. Metin Bey'le beraber bir 15 dakika yaşadığımız bu durumu değerlendiriyor olacağız. Onu dinleyeceğiz. Ardından da Toprak Şeker, Sarışınlığın Türkiye'deki elçisi Toprak Şeker, biliyorsunuz bir taraftan da mükemmel bir köşkte, kuaförle layık bir mekanda bu işi yapıyor. Herkesin gurur duyduğu, imrenerek baktığı, kuaför olsam belki de benim de kıskanacağım bir çapta sürdürdüğü bir meslek. Dolayısıyla yaşadığı mutlaka zorluklar vardır. Hiç kimse için hayat o kadar kolay değil. Dolayısıyla bunları dinlemek istiyoruz onların ağzından. Metin Bey'i görmeye çalışıyorum, onu ekleyeceğim ve Metin Bey'le başlayacağız. Sonra ara vereceğiz. Herkesin işi gücü vardır, çocuklar oyun oynamayı bekliyordur. Eşler evde kekler, pastalar yapıyor, yardımcı olanlar vardır. Saat 5'te tekrar başlayacağız. 5'teki konuklarımız ise Kuaförler Derneği Başkanı Mahmut Ebil olacak İstanbul'dan. Onun ardından da Bursa'ya bağlanacağız. Sevgili dostumuz, yine mesleğini sizler gibi çok seven Levent Akan bizimle beraber olacak. Levent Akan ne yapıyor?
Mahmut Ebin ne yapıyor kuaför olarak? Onların yorumlarını dinliyor olacağız. Sonra yine bir aramız var. Akşam saat 8'de herkes yemeğini yemiş olur. Etkinliklerini bitirmiş olur. Ankara'ya bağlanacağız. Red and White grubundan Mehmet Başat'a Ankara'daki havayı bize anlatacak. Onlar bu işi nasıl yönetiyorlar? Orada ondan bilgi alıyor olacağız. Ben bu arada konuşmayı uzatıyorum. Metin Bey'in bağlanmasını bekliyorum. Bildiğiniz üzere zaman zaman bağlantılarda sorunlar yaşayabiliyoruz. Beklenmedik olaylar olabiliyor. Dolayısıyla zamanımız var, acelemiz de yok. Katılımcıları görüyorum. Feyza'yı gördüm, editörümüzü. Teşekkürler. Gökhan'ı gördüm. Mehmet Başa'dan sonra biraz AVM'lere gideceğiz. Emrah Kemendi, genç kuaförlüğü temsilen. Emrah Kemendi ne yapıyor? AVM'lerde durum ne? Onu öğrenmeye çalışacağız. Ondan yaşadıkları zorlukları, AVM'lerde durum biraz normal salonlara göre daha kötü. Maliyetler o anlamda çok yüksek. Şimdi Metin Bey'i almaya çalışacağım. Evet. Evet, eklemeye çalıştım. Sonra yarın yine aynı şekilde, aynı çerçevede ilerliyor olacağız. Evet, evet, Metin Bey'i görüyorum. Feyza Hanım'ı da gördüm. Feyza Hanım kaçtı. Sesim geldi. Gördüm. Evet, hoş geldiniz. Hoş buldum Erkan. Merhaba sevgili Erkan. Evet, ben bir giriş güzel, yaptım. Güzel yorumlarını yaptın. Gayet güzel her şey. Çok evet. Güzel. Ben de bir o zaman paylaşmak isterim. Evet, ben hiç uzatmıyorum. Bıraksanız çok konuşurum biliyorsunuz. O nedenle 15-20 dakikalık süremiz var. Metin Bey bu dönemi nasıl görüyor? Kuaförlüğü bırakıp diş hekimliği yapmaya ya da emekli olmaya niyeti olmadığını çok iyi biliyorum günlük konuşmalarımızdan. İnanın bu bana inanılmaz bir enerji veriyor. Benim de iş yapış şeklimi etkiliyor. Anlatacaklarınızın pek çok meslektaşınıza, genç kuaför arkadaşımıza enerji vereceğine inanıyorum. Söz sizde Metin Bey. Ya çok teşekkür ederim Erkan'cığım, çok teşekkür ederim. Ben şöyle bir kendimi de ayarlayayım. Evet, ben birkaç bir şey hazırladım. Önce ana başlıklarla gidip, sonra bir dakika yine bir ayar yapıyorum. Herhalde şöyle iyi görünüyor muyum Erkan? Çok, çok yakışıklı görünüyorsunuz. Ya çok teşekkür ederim. Tabii ki heyecanlıyım. Sevgili meslektaşlarıma hitap etmek, beraber olmak. Önce bir notlarımla gireyim. Sevgili meslektaşlarıma ben hepinizi saygı ve selamlıyorum. Güzel bir hafta sonu olmasını diliyorum. 2021 yılının hepimize bundan daha güzel şeyler yaşatmasını. Biraz da bir umut oldu, bu aşı geliyor falan. Hafif bir canlandık ya. Biraz bir iyi hissettik doğrusu. Daha güzel yaşamamız, güzel şeyler yaşamak dileğiyle deyip. Sevgili Erkan, böyle bir ortam yarattığın için de bize, meslektaşlarımıza buluşturduğun için gerçekten teşekkür ediyorum. Evet, düşünüyorum. Bunu hayal edebilir miydik? Ana başlığımız. Yani evet. Ben yaklaşık, sevgili meslektaşlarım, 50 yıldır sektörümüzün içindeyim. Çok olaylara şahit oldum. Çok olaylar gördüm. Krizler, darbeler, ekonomik çöküntüler, ama dünyayı bu kadar etkileyen COVID yaşamadım tabii ki. Bunu ben de hayal edemezdim. Yalnız şunu bilelim ki başımıza ne gelirse gelsin kendi ekibimizi, işletmemizi nasıl adapte edeceğimizi planlamalıyız. Yani hikaye şu, gerçekten 50 yılda ben çok çok değişik şeyler gördüm. Yani o kadar çok örnek verebilirdim. Yeni salon açmıştım. Petrol krizi vardı. O zaman ısıtmalar, su ısıtmaları gazla yapılırdı. Gaz yoktu. Su yoktu. Bidon bidon camilerden su taşırdık. Sonra terör esti. Dükkanlarımızı açamadık. Evet, hiçbiri buna benzemiyor. Gerçekten COVID çok güçlü. Ama bize bu da şunu anlatıyor. Her zaman bir kriz programımız olmalı. Ne yapmalıyız? Mesela evet. Ben çok basit şunu da yaparız biz. Kışın kar yağacağı söylendiği zaman meteoroloji tarafından hemen bizim bir kriz ekibimiz vardır. Çok basit. Salona en yakın ekip gelir önce.
Sonra bekler o. Ona 11'e kadar nasıl gidiyor her şey. Sonra diğer arkadaşlarını gelmesi gerekenleri davet eder. Ama eğer Çekmeköy'de ya da Büyükçekmece'de oturuyorsa bir iş arkadaşımız, onu çağırmayız. Yani ille gelmesi gerekmiyor. Yani çünkü yeteri kadar kişi var. Velhasıl yani muhakkak bir krizlere de hazırlıklı olmalıyız. Tabii ki ben de biliyorum sevgili kuaför meslektaşlarımın hani yedek akçe, işletme akçesi dediğimiz bir yedek akçe oluşması gerekiyor. Kötü günler için. Yani evet, muhakkak bunu yapmalıyız. Biliyorum ki işte bir şey alıyoruz, bir şey satıyoruz, durmuyoruz. Bir şeylere sahip olmak istiyoruz. Ama gerçekten bu zamanlar içinde yedekte bir şeylerimiz olmalı ya, kötü bir şey olursa diye. Hatta ben genç çalışanlarıma çok şaka yaparım böyle. Eminim elinde telefonun fiyatı kadar bankada parası yoktur. Ama benim gönlümden geçen en azından telefonun ücreti kadar bankada bir hesap olması beni çok mutlu eder. Gerçekten doğrusu da bu. Eğer o kadar bir banka cüzdanı varsa, o telefonu da kullanıyorsa hiç sıkıntı yok zaten. Bir problemimiz yok. Yani bunu böyle başlayarak devam edeceğim. Çok çok şey var yapmamız gereken. Yani bir kere A planı, B planı, bu kriz durumları, ekip. Şimdi biraz bunlara geleyim. Biz marka olarak bu duruma ekip ve işletme çok çabuk adapte olduk. Bunlar için toplantılar yaptık. Yaşadıklarımıza bakmadık, işimize baktık. Tabii ki bir şok olduk. Yani ne oluyoruz dedik. Ama Allah'tan ki bizim hatalarımız yoktu. Bu virüs tüm dünyayı etkiledi. Bunu hayal edemezdik. Onun için de yavaş yavaş adapte olduk. Sonra belirli bir süre sonra dedik ki yok, bu virüs gitmeyecek. Biz artık bunun bir çaresini bulalım. Daha önce de konuştuk Erkan, biliyorsun işte evlere boya yolladık, videolar yolladık. Birçok arkadaşım ekip yolladı falan oldu. Çok şey, değişik şeyler, versiyonlar yapıldı. Ama biz dedik yok, biz bunu salonumuzda kabul edeceğiz. Ne kadar şanslıyız ki açığız. Her defa bir restoranın önünden geçerken içim cızlıyor. Sandalyeler üst üste. Karanlık. Bir de bize şunu anlattı COVID. Nelere sahipmişiz. Gerçekten gün içinde bir iki meslek arkadaşımla konuşuyorum. Ya bir aşağı boğaza inip bir kadeh bir içki koyup muhabbet etmek mezeyle var ya, o nasıl bir şeymiş arkadaşlar? Nasıl bir keyifmiş? Yani, keyfini çıkartıyorum diyorsunuz. Yani bunu ya da bir arkadaş, yani hatta şey dedim, Doğan'la konuşuyorum. Abi dedi, evde denedim ama olmuyor ya dedi. Yani aynısını yaptım dedi. Ama olmuyor, olmuyor dedi. Yani olmadı bu dedi. Evet, hakikaten bunun içinde çok şanslıyız arkadaşlar. İnanılmaz bir şansımız var. Bunun farkında mıyız? Açığız. Yani ve çalışıyoruz. Ve kadınların şu anda, biraz üzgünüm bu kapalı olanlara ayıp olacak ama çok şanslıyız. Ve şu anda kadınların gidebileceği en düzgün yer biziz. Ama eğer biz buna hazırsak tabii ki. İnanın biz bunu yaşıyoruz. Yani müşterimiz salona geliyor. Vakit geçirmeye de gelen oluyor. Ne yazık ki onlara hani bir ikram yapamıyoruz. Hani bu olmuyor böyle bir ikram. Ama orada insan görmek istiyor. Birilerini görmek istiyor. Ama bunun olabilmesi için de daha önce de konuştuğumuz gibi sizin sıfır hatayla bunu yapıyor olmanız lazım. Hiç kimseye tolerans göstermeden ilk önce çalışanlara, sonra müşteriye, müşteri kim olursa olsun. Hiç burayı biraz açabilir miyiz Metin Bey? Biraz daha net bir şekilde. Yani tolerans göstermiyoruz dediğiniz nokta benim anladığım kadarıyla hijyen konusunda. Randevu konusunda, evet, değil mi? İşte bizim bir çalışanlarımızın yaşadığı bir alan var. 60 metrekare kadar. Örneğin orada 4 tane masa var. Orada herkes yüzü arka arkaya dönük 4 kişi yemek yiyebilir. Eskiden muhabbet edip 10 kişi, 15 kişi aynı anda yemek yiyordu. Çok basit, çok basit bir şey bu. Her yemekten sonra bir şekilde orayı izole ediyoruz. Tekrar. Gece zaten yapıyoruz bunu. Birçok arkadaşım da yapıyor biliyorum. Yani ekibimize en başta benim yanımda yönetici arkadaşlarım şunu söylüyoruz. Asla bir eksik bir şey kabul etmeyiz. Aynı şekilde kuaförlerin çok kıramayacağı, belki yaşı başını almış müşteriler de var. Nefes alamayan. Bazen onlar maskelerini çekebilir, indirebilir. Hani o zaman da
kesinlikle müdahale etmeliyiz yine. Buna da izin vermemeliyiz. Yani COVID ile ilgili salonumuzda olabilecek hiçbir eksiği, ya daha önce söyledim. Yani bizim yayınladığımız bir videoda Erkan şey oldu. Müşteri görüp İstanbul'un uzak bir yerinden hem de kendi salonunda, gittiği salonda görmediği için bize geldi. Bu o kadar. Bu videolara ne olur çok dikkat edelim arkadaşlar. Ben de görüyorum. Bazı arkadaşlarımız video koyuyor, maske yok. Saç modeli koyuyor, maske yok. Eğer saç modelini kapının önünde video çekiyorsa, evet anlayabiliyorum onu. Ama salonun içindeyse buna çok dikkat edelim. Hatta öyle örnekler oldu ki bir iki tane üzgünüm. Aynada maskenizi takınız yazıyor. O arada video çekildi, maske yok. Hani bunları da görüyorum ben. Onun için bizde her şey bizde bitiyor. Biz istersek, yani biz şunu becerdiğimizi düşünüyorum arkadaşlar ben. Başından beri çok ciddiye aldık. Bugün geldiğimiz noktada gerçekten çok düşük oranda eksiyiz. Ve ne kadar çok yeni müşteri kazandık size anlatamam. Bu tabii yıllardır markamızın getirdiği her zaman bir düzen, her zaman güvenilir olmak, temiz olmak, titiz olmak, dikkatli olmak doğrusu bize çok çok yeni müşteriler kazandırdı. Biraz sonra biraz hani dijitalde bahsedeceğim tabii. Yani her şey bizim elimizde. İstersek yılmadan ama hiçbir yılgınlık göstermeden müşterimize, ekibimize ben yılgın ve yorgun olursam, hani o güzel söz var ya, yönetici oturursa ekip uyur, yönetici yürürse ekip koşar. Yönetici koşarsa ekip maraton yapar zaten. Bir kere bu enerjiyi hep sıkı tutmaya çalışıyorum. Bu bizim en baştaki görevimiz. Yani vazgeçiyorum kuaförlük kısmından. İşletme. Şu anda meslekten daha çok işletme öne çıktı. Gelen herkes sizin işletmenizi görüp bunun üstünden çevre etkisini yaratıyor. Bunun üstünden bizi gördükten sonra ilk defa gelen biri bile arkadaşıyla konuşurken şey, Ayşegül burası harika, gelebilirsin, çok iyi bir durum var diyor. Ama fazla müşteri almıyoruz, koltukları doldurmuyoruz. İşte restoranların başına gelen sevgili arkadaşlar doldurdular. Bunu anlamak istemediler. Ne olur bunu yapmayalım, ne olur fazla müşteri almayalım. Yani günlük adetten bahsetmek istemiyorum. Bence gayet tatmin edici bir adet var. Bir de benim için önemli olan ekibimin para kazanması. Ben kazandım, yine kazanırım. Her zaman için bir şey yaparım patron olarak. Şu anda ekibim para kazanıyor. Bunun için çok mutluyum. Giriş çıkış gayet iyi. Bunun için çok mutluyum. Onun için bunu bezginlik ve kırgınlığa müşteriyi kırmamalıyız. Ve hep bunu hissedip bizim PR'ımızı yapmalı. Arayıp birilerini bize yönlendirmeli. Güven. Sizin bu konuda ne kadar, yani mesela devamlı ekibimize tembih ederiz. Ya bizim işte komşumuz vardı, o da COVID oldu. Böyle bir muhabbet de yok asla. Asla. Salonumuzda olmadı mı? Bir iki olay yaşadık arkadaşlar. Ama onu öyle güzel izole ettik ki, izole olduk ki en yakın olanlar hemen 4 gün, 5 gün işe gelmedi. Kendilerini check ettiler. Hani müşteri sanki biz yok sayıyoruz. Açıkça böyle diyebilirim total olarak. Biz bunu yok sayıp sevgili Erkan çoğu zaman bizi ziyaret ediyor. Belki hissediyordur o da. Rutin salonumuzda rutin. Daha dikkatli ve kontrollüyüz. İşimize bakıyoruz. İşimizi devam ettiriyoruz. Yani biz marka olarak bu duruma ekip, işletme çok çabuk adapte olduğumuzu söyleyebilirim. Yaşadıklarımıza bakmadık. İşimize baktık. Ekip ve müşteri motivasyonu sağladık. Evet, herkes gibi bizim de işlerimize düşüş oldu. Bizim salonumuzda aşağı yukarı şimdi son şeylere bakıyorum arkadaşlar. %30'a yakın bir düşüş oldu bizde. Ama yılmadan bunu daha da aşağı çekmeye devam edeceğiz. Çünkü şanslarımızı biliyoruz. Daha çok müşteri geleceğini biliyoruz. Onlara da daha güzel bir ortam sağlamayı biliyoruz. Bir de şu ikramlar serbest kalsa Erkan, daha da keyifli olacak. Onlara bir şeyler de ikram edebileceğiz. Metin abi, burada bir araya girebilir miyim? Çok güzel bir rakam paylaştınız. %30 dediniz. Şimdi ben yaptığım görüşmelerde %40, %50 rakamlarını duyuyorum. Biz de oralardan siftahsız geldik. Efendim? Oralardan geldik biz de buraya. Siftahsız kapatan salonlar var. Bu arada sizin bir tespitiniz var. Bize başka yerlerden gelenler var. Dolayısıyla
%40'lardan, %50'lerden, %30'lara çekme noktasındaki aslında en önemli nokta yaratmış olduğunuz güven ve kurmuş olduğunuz hijyen önlemleriyle ilgili disiplin anladığım kadarıyla. Hem ekip hem de müşteri motivasyonu. Peki bu %30'un ticari yansımasını nasıl yönetiyorsunuz? Ya şöyle söyleyeyim Erkan, bir örnek daha vereceğim sevgili meslektaşlara. Bir hanım geldi, orta yaşın biraz üstünde, saçını kestirdi. Ondan sonra gayet etrafı bir kontrol etti. Sonra saçını kesen arkadaşım 350 TL'ye yazdı ona. O dedi ki yakın bir semtte ben dedi 30 liraya kestiriyorum dedi. Ama çok mutlu ayrılıyorum buradan dedi. Arkadaşlar 350 lira nerede, 30 lira nerede? Yani. Ama mutluydu, hiç şikayet etmedi doğrusu. Hiçbir problem yok yani. Bence hikaye paradı bizde. Biz acaba gerekeni yapıyor muyuz? Müşteriyi bunu hissettiriyor muyuz? Yani her zamankinden daha iyi saç kesiyor muyuz? Her zamankinden daha iyi tarama yapıyor muyuz? Her zamankinden daha iyi. Şu an bu böyle bir zaman çünkü. Daha iyi, daha iyi, daha iyi, daha iyi. Bunu becermek lazım. Bunun için biz de o %50-60'lardan buralara geldik. Yavaş yavaş bunu sağladık açıkçası. Yani harika. Biliyorsunuz ki arkadaşlar, hani 10'da açıyoruz. Mesela 5'te bitiyor İstanbul'da iş. Bilmiyorum diğer şehirleri. Yani 4-4.5 gibi kimse kalmıyor yani. İş o kadar. Sadece son cuma, perşembe günü ilk defa 7'ye kadar çalıştık. İlk defa oldu, uzun zamandır bu. Kimse kalmıyor çünkü sosyal hayat yok. Herkes kendi ihtiyaçlarını yapıyor. Ama bu arada renklendirme, boya, her türlü şeyde çok talep var. Bunu da söyleyeyim yani. Eksik kalmıyor da. Tekrar devam edeyim ben. Burada önemli olan süreçte yapmış olduğumuz salon için hazırlıklarımızı iyi anlatıp dijital platformu iyi kullanmak. Çünkü kendimizi ancak şu anda dijital platformda gösterebiliyoruz. Biz de bu platformu iyi kullanmaya, temiz kullanmaya çalışıyoruz. Çok da iyi dönüşler alıyoruz. Hani dijitali Metin Bahçecik söylüyor, 65 yaşında. 50 yıllık meslek sahibi, 40 yıllık da patron. Dünyanın sonu. Yani gerçekten böyle bir şey olamaz. Dijitale girmeliyiz. Ama gerçekten benim için şu önemli marka olarak, temiz, düzgün. Temiz, düzgün. Yani geçen gün bize muhatap olan ajans bir şey söyledi. Efendim bir yere biz bir şey saklayacakmışız. Müşteri bulunca alacakmış bunu. Evet, çok iyi ama bana olmaz. Bize olmaz. Evet. Ama diyelim ki Erkan kuaför bunu yapsın. Muhakkak yapmalı. Müşteriye bir ventoza fön saklayalım bir yere. O da bulsun, alsın onu. Ona hediye olsun. Ama bana olmaz. Bir de arkadaşlar, size ne uyar bunu tespit edin. Siz ne yapacaksınız? Evet. Markanız, bölgeniz, salonunuzun standartları, müşteriniz, siz ne yapacaksınız? Yani buna karar verirseniz bence hani çok daha hızlı yol alabilirsiniz. Çünkü bu dönemde hani dijital başladığında birçok meslektaşlarımız çok güzel şeyler yaptılar. Çok güzel çıkışlar yaptı, güzel işler yakaladılar. Bu harika bir şey. Gerçekten onları tebrik ediyorum. Çünkü dönem dönem vardır. Yani bir yığın dönemler var. Onlar bu dönemi çok iyi yakaladılar. Ama onların da bir dezavantajı vardı. Onlarda belirli yanlışlar da olabildi o arada. Çünkü onlar da bilmiyordu, öğrendiler bunu. Hani biz daha geriden biraz daha düzgün yapmaya çalışıyoruz bu işi. Ama olmazsa olmaz dijital. Çünkü salondaki çalışanlarından görüyorum. İşini inan ki ikiye katlayan ekip arkadaşlarım oldu. Süper. Bir de o kadar önemli. Çünkü siz bir de orada, tersi de oldu herhalde. Tam istediğinizi tanıtıyorsunuz ya, mesleğinizi, salonunuzu. Hani mesela bir Deniz Akkaya'yla hijyenle ilgili video çektik. İnanılmaz oldu mesela. Bunu anlattık. Biz böyle yapıyoruz dedik müşteriye. O kadar çok geri dönüş aldık ki bundan. Onun için hani dijitalden kaçınmayalım. Devamlı bir şeyler çekelim. Derdimizi anlatalım. Ama isminize ve markanıza ve müşterinize hitap etsin. Yani ben şimdi Erkan Güzel gibi yapmamalıyım. Kendime bir şey çıkarmalıyım. Erkan'ın yaptığı bir şeyden. Ben daha iyisini de yapabilirim ama kendim için. Bunu yapabiliriz.
özgün bir şey olması gerekiyor. Size özel bir şey olması gerekiyor. Evet, içinde bize özel bir şey olması lazım. Bir de şey yaptım, birkaç tane aklıma gelen önerimlerim oldu Erkan. Aslında normalde yapılması gereken bu sürece bir, çalışanı çok iyi adapte etmek arkadaşlar. Yani bu olmazsa olmaz, çok motive olacaklar. Ya şöyle söyleyeyim, bu kadar yıllık patronum, hiçbir tadı kalmadı arkadaşlar. Ben erken giderim salonuma, geç gelen arkadaşlar bana bakıp çekinirdi, falan olurdu, pardon derdi. Ya hiç tadı kalmadı. Saate bak, saat kaç, Erkan bile diyemiyorsun. Akşam bakıyorsun işi biten 3'te gidiyor. Soruyorsun gitti diyorlar. Hiç tadı yok patronluğun. Ama hemen çok da söyleyeceğim şey var. Randevuya döneceğim. Böyle 1000 kere biz diyorduk ki randevu yapalım, randevu yapalım. Arkadaşlar hiç kolay değilmiş. Yani korona sürecinde bile biz randevuya zor adapte oluyoruz. Hiç yani o gün için 20 kişi randevu alıyor, 25 kişi. Gelen adedi ben söylemeyeyim. Çok fazla. Hani hala bunu çözmeye çalışıyoruz. Yani randevu bugünden yarın. Burayı biraz daha açar mısınız Metin Bey? Yani randevu alıyor, gelmiyor mu yoksa randevusuz mu geliyor? Hayır. Randevu alıyor, geliyor. Diyelim ki o gün için 17 tane randevu var. Ama o gün giriş sayısı 40 kişi. Randevusuz geliyor. Hala beceremiyoruz yani. Tabii ki randevusuz geleni koltuklarımız boşsa alabiliyoruz. Boşsa yapabiliyoruz. Hani daha önce de söylediğim gibi benim buradaki en büyük avantajım, son koronadan önce şikayet ediyordum salon çok büyük, çok büyük falan diye. 30 tane koltuk olunca 15 müşteri hep bir fiil olabiliyor çünkü. Yani makyaj evet. Verişleri hariç. Hani adet yapabiliyoruz o anlamda. Bir avantajımız oldu bu bizim. Ama randevu kolay adapte olunabilir. Kolay halledilebilir bir şey değil. Böyle olduğu halde bile bununla da ciddi ama %100 böyle olması gerektiğine inanıyorum. Randevuyla her şey çok güzel. İşi olmayan arkadaşlarımız hiç salonda yok. Hiçbir şekilde beraber değiliz. İşini yapıyor gidiyor. Bu kendine zaman ayırıyor. Çok daha kıymetlendi bizim işimiz bence diye düşünüyorum. Randevuyla. Çalışma süreleri ve randevuları ayarlamak demişim. Evet, bundan bahsediyorum. Çalışma süreleri. Müşteri daha çok servis satmak. Müşterilerin şu anda sosyalleşeceği. Bunu bahsettiğim hiçbir alan yok. Gerçekten çok büyük avantaj. Yani müşterilerimiz için. İyi bir müzik. Temiz bir hava. İçeride. Canlı çiçekler. İçeri girdiği zaman. Biraz güzel esprili muhabbetler. Daha çok ilgi, alaka. Her zamankinden daha güzel saç, manikür, pedikür. Her zamankinden her şeyi daha iyi yaparsak bizim alanımız onlara açık ve geliyorlar. Gerçekten bu müthiş bir şans bence. Bunun yani Erkan anlıyorum, ana başlıkta dedim. Meslektaşlarımız çok zor durumda. Ben de biliyorum bunu. Çok şey duyuyorum. Ve her zaman dua ederken diyorum ki inanın Allah'ım benden daha çok ihtiyacı olana yardım et. Bunun farkındayım ama yine de bunun içinden biz çıkacağız. Yani kuaför Ahmet çıkacak. O yapacak, o becerecek bunu. Biz de bunun içinde hani bizim yaptıklarımızın ona bir faydası olur mu diye bahsediyoruz. Ekip maliyeti, evet. Diğer şeyleri işletmeye geliyor. Ekip maliyeti, kira, genel giderler, gelir giderin iyi yönetilmesi, giderleri minimuma indirmek. Bir kere gider çok çok önemli bir şey. Çünkü bu elinizde gelirinizi %100 artıramazsınız. Ama gideriniz elinde olduğu için orada iyi bir denge kurgulayabiliriz diye düşünüyorum. Onun için buna çok dikkat ediyoruz. Siz nasıl yapıyorsunuz Metin Bey? Yani %30 bir düşüş var. Ama ya açıkça söyleyeyim mi? Evet. Bir yığın boya numarası var. Bir yığın boya. Benim de oldukça büyük bir depom var. Atıyorum meslektaşlarım çok iyi anlayacaktır. 8-8-3 boyuyoruz. 8-3 yok elimizde. Ama 8-31 40 tane var. 8-3 siparişi vermiyorum şu anda. 8-3-31 ile devam ediyorum. Şu oluyor bilmem ne bunu. Yani bu dengeleri kurmaya çalışıyorum. Şu anda buna ihtiyacım var çünkü. Ve dediğim gibi yani ben belki olabilecek iyi çalışan bir salonum ama hani ne olur çok para kazandığımı falan düşünmeyin. Sakın yanlış anlaşılmasın. Bir parmağı düşünün. Ben ciro tırnağa geldiği zaman tırnak kısmında para kazanıyorum.
Şu anda o cirolar hiç oraya gelmiyor tabii. Onun için ama benim için bu giriş çıkışlar önemli, müşteri önemli. Esas olması gereken pandemi bittiği zaman nasıl olacak? Bir de oraya hazırlanmak lazım. Bu da çok sonraki konularda bir belki konuşulması gereken. Evet. Ama müşteriye daha çok servis satabiliriz. Önerimlerde bulunabiliriz. Bu bizim elimizde. Yani şunu yaparken bunu da yapabiliriz. Saç bakımı uygulayabiliriz. Bu arada şeyden bahsedeceğim. Kampanyalardan bahsedeceğim. Biz mesela güzel kampanyalar oluşturduk. 5 fönü yapıyorsa müşteri 6. fönü hediye ediyoruz. Çok güzel davetiyeler yaptık. Önemli müşterilerimize davetiyeyi verip sevdiği bize gelmeyen bir arkadaşına onun tarafından hediye edilmesini sağladık. Boya, fön, kesim. Çok sempatik oldu. O da bize bir giriş sağlıyor bu arada. Bu da mevcut gelenleri koruma ve onların sayesinde yeni müşteriler kazanma yeni müşteri anlamında. Edinme, evet. Aynen öyle. Yani yönetim kısmında gelir giderlerle, ekiple, yani yöneticiye, patrona çok büyük iş düşüyor. Hem bunları yapacak, hem işini yapacak. O zaman çok güzel bir soru geldi Mahmut Ebil'den. Aha. Fiyatlarda artış yapabildi mi diyor. Sevgili Mahmut, hemen 5. sırada bu var. Fiyatlarımıza biz 15 gün önce %10 zam yaptık. Yaptık. Çünkü niçin diyeceksiniz? Ne olur salonunuzdaki ürünlerin fiyatlarına bakın, satış ürünlerinize. Şampuanlar, maskeler, saç bakımlar, hangi firmayla çalışıyorsanız ürünlerin fiyatını elinize tutun, kendi fiyatınızla oranlayın. Ve sadece bu değil, elektriğiniz, suyunuz, gazınız, her şeyiniz çok arttı. Yani zam yapmayarak biz ayakta kalamayız. Ben zam yapacağım, pahalı gelen müşterim gelemeyecek, ben de ona göre hareket edeceğim. Oysa biz ne yapıyoruz? Ne zaman zam yapmak istesek, ekip şey diyor, olur mu Metin Bey diyor. Vallahi yaptık, oldu, hiç sorun yok ya. Biliyorum ki bir teori var. %10 zam yaparsan %5 kayba uğrarsın. %10 gelmez oradan. %5 gelir ama ben %5'e razıyım şu anda. Hani bunun için de bunu... Bir de hani enteresan, tesadüf olabilir mi? Her zamankinden daha az tepki var arkadaşlar. Her zaman birileri zam mı yaptınız filan derdi. Hani şu anda öyle bir tepki de almadık açıkçası. Metin Bey, bir soru daha var. Aha. Güzel bir soru. Kusura bakmayın, ben böyle arada müdahale oluyorum ama. Tabii. Ekip sayısında bir değişim oldu mu diye Soner'den, İzmir'den bir hemen soru söyleyeyim. Geldi. Bu pandemi ve randevu sistemi gerçekten ne kadar kimin çalıştığını ortaya koydu. Biz şu anda salonumuzdan kimseyi işine son vermedik. Zaten veremeyiz biliyoruz. Hani ama tabii ki dikkatimizi çekiyor yani. Çünkü şu anda bakıyorsun bir çalışan ekip var, bir de çalışamayan ekip var. Randevuları eskiden bu karışıyordu biraz. Şimdi çok daha göz önünde görünüyor açıkçası. Yani onlar da bence çalışmalılar, çabalamalılar. Sadece ben şunu bekliyorum. Daha az ciro yapan arkadaşlarım, daha çok yapan nasıl yapıyorsa onu taklit etsin. Çok basit. Çok basit. Aynı salonda, aynı yerde 10 kişi çalışıp 5'i çok iyi çalışıyorsa diğer 5'i neden taklit etmiyor? Ben buna şaşıyorum. Ben diyorum ki ne yapıyorsa yapsana, ne kadar kolay. Bak git sor. Hani o eline telefon aldığı zaman işiyle ilgili yapıyor. Instagramlar koyuyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Sen telefonu alıyorsun, Facebook falan, kendi özel hayatını benim salonumda yaşıyorsun. Bence bu kabul edilir bir şey değil. Onun için şu anda kimseyi çıkarmadık. Ekibimiz çok fitti zaten. Ama dikkat çeken bazı şeyler var tabii şu durumda. Onu da takip ediyorsunuz sonuçta. Evet. Bizim için şu çok önemliydi. Bu arada devletin yaptığı, yıllardır bizim uğraştığımız sevgili Başkan Mahmut Ebil, kademe düşsün, kademe düşsün. Ya biz kademenin düşmesini istedik de pandemi istemedik. Aynı anda geldi. Gerçekten ama iyi geldi. Zamanlama iyi oldu. Tabii ki SSK teşviği, kısa dönem
Tabii ki kısa döneme katıldık 15 gün olarak. Ekibimiz 15 gün çalışıyor, 15 gün çalışmıyor. Saatlerini böyle ayarladık. Ondan da faydalandık. Hani bütün bunlarla da yani bir KDV'nin %8'e inmesi gerçekten bizi korudu. İki, SSK'nın oradaki bir şey teşvik bizi korudu. Tabii ki SSK teşviği kısa çalışma yoksa alabiliyorsun. Bir de kısa çalışmadan dolayı avantajımız oldu. Hani bunları kullanıyoruz. Bunlar da bizi rahatlattı açıkçası. Harika. İşte burada demişim salonda çalışanların minimize edilmesi. Randevu sistemi bize buna çok rahat anlattı ama sevgili meslektaşlarıma ben sonra şunu söyleyeceğim. Salonunuzu bir gözden geçirin. Muhakkak bir şeyler vardır. İşine son vermeden onu nasıl kazanacağımıza bakalım. Nasıl ona ciro yaptırabiliriz? Bunun için de bir süre yapalım. O süreyi tanıyalım ona. Ama hala olmuyorsa da salonumuzda olmasın o kişi. Yani yapmamalıyız. Gerçekten her salon çok fit ve çok canlı, çok dinamik olmalı. Çünkü artık süreç ve zaman bunu gerektiriyor. Bunları muhakkak yapmalıyız diye düşünüyorum. Kampanyalardan bahsettim. Müşterilere jestlerden. Yılbaşını bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ben yıllardır her yıl geldiğinde çok muazzam bir masa hazırlarım. Özel catering şirketinden şampanyalar, şaraplar filan. Çok da rağbet olmuyor. Çünkü şunun için. Akşam herkes bir şekilde alkol filan alacağı için yani çok itina etmiyordu. Daha çok ananas yiyorlar. Bir çikolata şelalemiz vardı, çilekli. Daha çok o gidiyordu. Bu sene pandemi olup bu ikramı yapamayacağımız için ne yaptık biliyor musunuz? Ya aslında bizim çok yapacağımız iş var. Ama biz mecbur kalınca yapıyoruz. Acaba bunu mecbur kalmadan yapamaz mıyız? Dedik ki bir çekiliş yapalım. Ventozofen koyduk 5-6 tane. Maşa koyduk, pres koyduk. Saç boyası, röfle koyduk. Manikür, pedikür koyduk. Böyle bir 70 kişilik falan bir çekiliş ayarladık. Güzel zarflar hazırladık. Yılbaşına uygun. Kırmızı falan filan. Müşterilerin yanına gittik. Ona hizmet eden arkadaşlarla müşterilerimiz çekiliş yaptı. Ve hediyelerini aldılar. İsim vermeyeceğim ama İstanbul'un sayılı zenginlerden bir hanıma ventozofen çıktı. Ay dedi çok ihtiyacım vardı. Çok iyi oldu dedi. Dedi ki çok şanslısınız. Söylediği şey şu. Para parayı çeker arkadaşlar. Arkadaşlar müşterilerin ne kadar mutlu olduğunu size anlatamam. İnanamadım. Seneye bunu çok geliştireceğim tabii. Yani keşke bunu daha önceki yıllarda yapsaydım. Neden? Pandemi mi olması gerekiyordu bunu yapmak için? Yani bu bize şunu anlatıyor. Daha çok şey yapabiliriz. Müşterilerimiz için, çalışanımız için, kendimiz için, salonumuz için. Hediyelerden, piyangodan bahsettik. Evet. Evet. Bir de tabii ki planlarımız olmalı. Örneğin ben 65 yaşındayım. Önümdeki 5 yılı planlamak zorundayım. Belki 70'li yaşlarda bırakmam gerekebilir diye düşünüyorum bu işi. Yani gelecek 5 yıllık planımı da adım adım uygulamalıyım. Ekibimle, çalışanımla, müşterimle, ne yapmak istediğimle. Şöyle bir fikrim var. 40 yıllık bahçecik, marka tamam, logo tamam. Belki üstünde kırmızı çizgiyle artık onu geçmiş olarak görüp gelecek 5 yılı kurgulayıp yepyeni bir mantıkla genç jenerasyonda yeni arkadaşlarımla bunu becerebilirsem bu beni çok mutlu eder doğrusu. Ama muhakkak planımız olmalı. Muhakkak plan yapmalıyız. Her şey için yapmalıyız. Yani yeni bir salon açarken, yeni bir iş yaparken bir olumlu tarafı bir plan, olumsuz olursa ikinci plan. Eğer hep olumlu düşünerek gidersek gerçekten çok zorlanırız. Olumsuzlukları da bir kağıdın üstüne yazmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani harika. Tabii ki anlatabileceğim çok şey var. Çok şey yaşıyoruz. Ama ne kadar oldu Erkan bilmiyorum. Oldu. Güzel gidiyor. Ya, son 5 tamam, dakikaya zaman, girelim mi? İstersen hani toparlayayım artık. Çok da zaman almayayım. Tamam. Tamam. Daha sonra sırada toprak şeker var. Onu da bekletmemiş kalsın. Olalım. Evet. Sonuç olarak ama ilginin bunu, fazla olduğunu söyleyebilirim Metin Bey. Yani bunu hayal edebilir miydik? İnanın artık her şeyi hayal edebiliriz. Ve her şekilde her şeyde başarılı olmalıyız. Tüm bunlar bize bir yol gösterir. Siz işinize odaklanın.
sevgili meslektaşlarım. Çünkü pandemiyi de gördükten sonra acaba bundan kötü ne olur diye planlayanlar kazanır. Bundan daha evet. kötü ne olabilir ve ben ne yapmalıyım planı varsa bence o kişiler kazanır gelecek diye düşünüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Diliyorum tüm meslektaşlarımdan güzel haberler alalım. Bunu becereceğiz ya hep beraber. Bir de lütfen rica ediyorum bir büyük olarak moralinizi bozmayın ha. Olacak. Olacak yani sanmayın ki Metin Bahçeci'nin keyfi yerinde benim de bir tane sıkıntım var işimde. Ama çoğu zaman hani biraz görmek istemiyorum onları. Kenarda bırakıyorum, yapacaklarıma bakıyorum. Ne olur bunu yapın. Kendi motivasyonunuzu bozmayın. Aşacağız, geçecek. Yine aynen devam edeceğiz. Keyfimiz yerine gelecek diye düşünüyorum. İnşallah bu KDV'de devam eder. %8'de. Bunu da Mahmut Başkan'dan bekliyoruz artık. Ne yapacaksa yapmalı diye düşünüyorum. Bugün hepinize... saat 5'te ona soracağım özellikle bunu. Doğru. Bakalım evet. bir planı var mı? Hepinize sağlıklı, huzurlu, ailenizle, sevdiklerinizle, sektörümüzle gerçekten çok güzel bir işimiz var. Çok güzel bir iş yapıyoruz. Kuaförler çok tatlı insanlar hepsi. İnanılmaz yani. Kendinize değer verin ya. Siz inanılmaz insanlarsınız. Çok kıymetlisiniz. Yani olmadığımızı düşünsenize. Yani onun için kıymetlisiniz. Kendi kıymetinizi önce kendiniz koyun. Sonra başkaları koysun. Hepinize bol sağlıklı, keyifli. Şunu hızlıca atlatabileceğimiz aşı da geliyor. Bir süreç diliyorum. Bir yıl diliyorum. Bunu ben klasik yapıyorum. Hoşunuza belki gitmiyor ama söyleyeceğim. Arkadaşlar korkmayın. Saçlar uzamaya devam ettiği sürece biz varız. Ama bir gün birisi derse ki saçlar uzamıyor, mahvoluruz. Hepinizi yapacak bir şey yok. Saygıyla selamlıyorum. Çok seviyorum hepinizi. Teşekkür ederim sevgili Erkan. Çok teşekkürler Metin Bey. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık, ilginize sağlık. Yorumları da görüyorum. Beğenileri de görüyorum. Bu arada arkadaki tabloyu da gördüm. Çok güzel. Kim yaptıysa ki tahmin ediyorum, tebrik ediyorum. Ya işte hayatımızın her yerine neşeli şeyler koymalıyız. Tercihlerimiz şöyle düşün. Aynı şey işte dükkanımda da olmalı. Müşteri bunu hissetmeli. İyi hissetmeli. Evet. Daha iyi hissettirmeliyiz müşterimize. Bence evet. her müşteri her şeyi hak ediyor. Bay bay. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Evet, şimdi hata yapmadan Metin Bey'i çıkardım. Kendime bir sürü bir çıkarımlar yaptım açıkçası. Metin Bey'in anlattıklarının benzerini yapan arkadaşlar olduğunu görüyorum yorumlardan. Bir kısmını yapmış olanlar vardır, yapmamış olanlar vardır. İnşallah feyiz vermişizdir. Şimdi sırada sevgili Toprak Şeker var. Köşte kuaförlük yapan bir isim. Onu yayına alacağım. Ya o bana istek gönderecek, nasıl gönderiyor, ya da ben onu bir el sallarsa buradan hemen yayına alıyor olacağım. Evet, dijital bazen zorluklar da çıkartıyor arkadaşlar. Bazı şeyleri bilemeyebiliyoruz. Toprakçığım bir el sallarsan seni evet isteği gördüm. Toprak Şeker ile canlı yayına geç. Toprak Şeker'i bekliyorum. Metin Bey ile bir dönemi uzun yıllara dayanan bir kuaförlük deneyimini paylaştık. Metin Bey halen iddialı. Dijitalde olmamız lazım diyor. Yaşını da bahsetti. Dijitalin önemini bahsetti. Dijitalde güçlü isimlerden bir tanesi şimdi karşımızda. Sevgili Toprak'a teşekkür etmek istiyorum. Ne zaman istesek abi, o da hiçbir zaman için kırmadı. Meslektaşları için sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde her zaman isteyerek yer alıyor. Toprak, sözü fazla uzatmayacağım. Seni dinlemek için bekleyenler var. Neler söyleyeceksin? Abi selamlar. Merhabalar. Sesim iyi geliyor mu bu arada? Çok güzel. Adettendir sorayım. Öncelikle sevgili Metin abiden sonra bu programa katılmak onur duydum. Mesleğin duayeni. Sana da ayrıca teşekkür ediyorum bu arada. Abi yani şimdi Metin abi çok detaylı bir şekilde hijyen konusuna girdi. Hiç hijyen konusuna girmeden sonuna kadar onun söylediklerine katılıyorum.
direkt işletmesel olarak biz işletmemizde neler yapıyoruz? Bir de tabii çevre kuaförlerden neler duyuyorum, neler görüyorum bunlardan bahsetmek isterim. İzniniz olursa. Söz sende, seni dinliyoruz. Tamam. Mart ayında Kızlarının kelebekleri çok güzel bu arada. şöyle kızlar uyanık ve Esra çok hareketli. En sessiz oda kızların odası. Arkasında onların dolabı. Dedim burada yayın yapayım. Enerji dolu bu da. Benim tablom da çok Süper. iyidir. Umarım beğenmişsinizdir. Süper. Evet. Toprak Şeker neler yapıyor? Köşkün kirası çok yüksek. Çalışan sayısı çok yüksek. İyi rakamlara hizmet veriyor. Müşteri sayısı ne durumda? Sabit giderleri nasıl karşılıyor? Bu sorunlu dönemden nasıl çıkacak? Hadi anlat, seni dinleyelim. Tamam abi, en başından başlayayım. Şimdi abi ben hayata yaklaşımım ve bakış açım şu. Ben çok düz ve net bir adamım. Böyle desinler olayına da çok bakmam. Bir iş iyi gidiyorsa iyidir, kötü gidiyorsa kötüdür. Mart ayında bu iş başlamadan önce, bak burada bir sürü meslektaşım var. Direkt yaşadığım sıkıntıları anlatayım. Dijitalden baktıklarında o salon çok dolu, muhteşem her şey, okey çok güzel görünüyor. Ama bir de bunun dış etkeni var. Şöyle bahsedeyim. Geçen sene Mart ayında salon pandemi başladığında biz Nişantaşı'nı yeni açmıştık. İzmir'i yeni açmıştık. Daha birer aylık salonlardı. Hemen arkasından pandemi başladı. Oraya bir sürü personel seçtik. Yeni yerler tuttuk. Çok açık ve net konuşacağım. İşte Nişantaşı'nın kirası 30 bin liraydı. İzmir'in kirası o kadardı. İçerinde sabit giderleri vardı derken köşkün giderleri bir o kadar. Bir anda pandemi patladı. Ne oluyor falan dedik. Sonra olayı akışına bıraktık. Dedik Allah büyük. Bir çıkar yolu buluruz. Hemen arkasından 3 ay kapalı kaldık. Nişantaşı tek bana aitti. İzmir'de 3 ortağım var. Yanımdan 3 ortağımı oraya koymuştum. Pandemi bitti. Arkasından dediler ki Abdi İpekçi Caddesi'ni kazıyoruz. 3 ayda kapalı kalacak. Ya baktım dedim ki yani bu kadar mı şanssızlık olur? Ne araç girebiliyor ne yaya girebiliyor. Abi dedim ben dedim burayı kapatıyorum dedim. Ve kapattım. Öyle bir şansım oldu ki yanımızda Gizya mağazası vardı. Benim oraya açtığım fiyatın üstüne para teklif etti ve ben ona devrettim ve çıktım. O saatten Süper. sonra kim ne demiş ne yapmış falan hep yoluma baktım. Her zaman git zaman köşke döndüğümüzde şimdi bir yani siz biliyorsunuz zaten artık köşkün kirasını. Gündemde şu anda şöyle sorunlar var. Personel ve işverenler şöyle sorunlar yaşıyor. Personeller artık iş bulamıyor. Çünkü işverenler artık kalifiye olsun ya da olmasın birçok personel işten çıkarttı. Evet biz bunu yapmadık da ama kısa çalışma ödeneğinden de yararlanmadık bu zamana kadar. Ama tabii durum nereye kadar böyle gider? Orası muamma çünkü günün sonunda çığ gibi bir gider var. İşte Metin abi az önce rakamsal konuştu. Ben de o yüzden sektör olarak rahat konuşabilirim. Şimdi köşkün günlük 14 bin lira gideri var. Anahtarı vuracağız. 14 bin lira gideri var. Üstünü yaparsak bizim altını yaparsak zarar. 14 çarpı 30'dan hesaplayın 26'dan da hesaplamayın. İşler düştü mü? Evet, %30 düştü ama bu benim bir bakıma da çok hoşuma gitti. Çünkü ben haftanın 2 günü, ben her zaman bu sektörde insan gibi yaşama taraftarıyım. Haftanın 2 günü evdeyim. Muhteşem bir duygu benim için. Hafta içi yoğun ama sonuçta gelir ne kadar gideri karşılıyor? Orası muamma. O yüzden birkaç tane böyle önemli anekdotlar aldım. Geleceğe bakış açım. Şimdi bu sürede ne oldu? Bir kere tenzih ediyorum. Sahip olduğum bütün mal sahipleri anlayışsız çıktı. Bu bir. Serzenişte bulunmuyorum. Anlayışlı olmak zorundalar mı? Evet, dünya anlayışlı olmak zorunda bu durumda. Buradaki bütün kuaför dostlarımın da yaşadığı sorun bu. Hala tam kiraları ödüyoruz. Yarım paraları alıyoruz. Hala tam kiraları ödüyoruz. Metin abi gibi ben de %15 zam yapmak zorunda kaldım. İşte 350 liraya saç keserken 450 liraya şu an saç kesmek zorundayız. Müşteriye bunu yansıttığımızda ya artık öyle bir durum var ki ben %15 zam yaptım ama devlet asgari ücrete %25 zam yaptı.
Her şeye %25 zam geldi. Bir şekilde Evet. ayakta durmalıyız. Biz de oradaki kayıpları göz önünde bulunduruyoruz. Şimdi hafta içi yoğunuz. Köşk iki katlı. Köşkün üst katını alt kata indirdik ve tek bir alanda çalışmaya başladık. Çünkü önceden bir yedek kulübemiz oluyordu. Yedek kulübeden kastım şu. Daha fazla personel, bir sabit bir kadromuz var, bir de gelen giden bir kadromuz var. Artık o gelen giden kadroyu eledik, dedik ki biz köşkün giriş katına geçelim ve bu giriş katta işimize bakalım. Ekstra adam almıyoruz. Gerekiyorsa ben saç çıkıyorum. Gerekiyorsa yanımdaki eski personeller saç çıkıyor. Hiç gocunmadan herkes her işi yapıyor ve işimizi yürütmeye çalışıyoruz. Evet, kazanan arkadaş, iş yerimizdeki arkadaşlarımızın kazandığı primler biraz düştü ama en azından maaşlarını alıyorlar. Bu çok önemli. Onun dışında ben diğer bu aradaki genç kuaför kardeşlerime şunu canı gönülden söylüyorum ki bu sizin için de bir ders olsun. Bu dönem. Çünkü kalifiye adam çok fazla işsiz kalmıyor Erkan abi. İyi salonlar şunu söylüyor. Diyor ki ya bu adam kalifiye bir adam. Ben bu adamı alayım. En kötü bu pandemi bittikten sonra bu adam zaten benim işime yarayacak. Mesela isim vereyim. Ben böyle şeylerden çekinmem bilirsiniz. Çok iyi bir personelim vardı. İş bulamıyor çocuk. Hemen Emrah'ı aradım Dumos'tan. Emrah dedim bak böyle böyle bir adam var. Bahçeşehir'den her gün bana geliyordu. Çok kalifiye bir adam. Bunu al. Tamam. Okey dedi. Hemen aldı. Bu onun işine inanılmaz yarayacak. Kalifiye personel hala iş buluyor. Ama bu arada sıkıntı yaratan, bir hafta orada çalışan, bir hafta orada çalışan, sektörü de bozan bir kitle var. Çok kaba konuşacağım ama o kitle şu an bir kısmı da hak ettiğini yaşıyor. Onun dışında kuaför dostlarıma şöyle bir tavsiyem var. Bu sosyal medya işlerinde daha hiçbir kuaför yokken Ahmet Çoban, ben, işte San Kuaför, Emre Ayaksız. Bu işlere daha yeni yeni başlamışken çok geçmişten gelenler ya işte dijital sosyal medyadan popüler oldular gibi 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 söylemler oldu. Bugün bu kadar yoğun olmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi katılıyorum sosyal medya. Tabii bunun da altını doldurmamız. Yani evet güzel saçlar paylaştık. Hatamız yok mu? Bizden kötü saçlar çıkmıyor mu? Ahmet'ten, Emre'den çıkmıyor mu? Çıkıyor. Ama altını doldurmaya çalışıyoruz. Hatalar yapıyoruz. Çünkü en yoğun müşteriyi biz alıyoruz. O yüzden hatalar yapıyoruz. Sosyal medyayı iyi kullanacaklar Erkan abi. Ben birçok pilot platformda kimse bu işi kullanmazken sosyal medyayı nasıl kullanması gerektiğini halka açık herkese anlattım. Hiç saklamadım. Antep'te senleyken de saklamadım. Evet, evet. Gireceksiniz. Sosyal medyaya gireceksiniz. Bakın çok basit rakamlarla şunu anlatayım. Ben normal pandemi yokken 30 bin lira aylık sosyal medya bütçemiz vardı. Şu anda 50 bin lira. 50 bin lira net. Bak ekrandan bunu söylüyorum. Hatta artık şimdi vergilendirme çıkıyor biliyorsunuz. Bunun vergisini de ödeyeceğiz. Hele çekilişlerde falan olduğunda telefonlar falan ayda 100 bin liralara çıkıyor bu rakamlar. Şimdi ben arkadaşlara şunu söylemiyorum. Siz de 50 bin liralık reklam verin demiyorum. Ama 5 bin lira ciro yapıyorsanız 50 liralık da reklam vereceksiniz. Sponsorlu reklam vereceksiniz. Bak hiç böyle laf kalabalığı yapmadan, ekranları da oynamadan net söylüyorum. Ya o ekranda video çekerken telefonunu bir sileceksin. İşine saygı gösterip. Bravo. Ya arkadaş, abi bende niye olmuyor diye sürekli serzenişte bulunuyorlar. Olanlara da dikte ediyorlar. İşte ya kardeşim, bazı şeylere özen göstereceksin. Benim gecem gündüzüm sosyal medyayla. Çocuklarıma ne kadar özen gösteriyorsam, sosyal medyaya da o kadar özen gösteriyorum ben. Buradan kimsenin kalbini de kırmak istemiyorum. Bilmiyor olabilirsiniz. Ama artık açın YouTube diye bir mecra var. Açın benim eski videolarımı. Nasıl sosyal medyayı kullanıyoruz? Nasıl Instagram'ı kullanıyoruz? Nasıl reklam veriyoruz? Bunların hepsini anlattım. Adam sosyal medyaya reklam veriyor. Ya reklam benim karşıma çıkıyor. Ya benim karşıma niye reklam çıkıyor? Ben erkeğim. Sen niye sadece kadınları hedeflemiyorsun? Paranı niye çöpe atıyorsun? Ama sen hiçbir şey yapmayıp evde oturup ya şuradan bir sosyal medyadan reklam vereyim dersen araştırmazsan olmaz.
Lütfen. Bu kadar basit. Yani mesela şimdi bakıyorum işte 450 liraya kesim mi olur? 1000 liraya bile kesim olur. Ben bu kadar yatırım, şimdi eleştirenler var. Ben bu kadar yatırım yaptıysam, olayı buraya kadar getirdiysem, 30 tane personel çalıştırıyorsam, en iyi hizmeti veriyorsam, kimse de kusura bakmasın, benim kestiğim 450 lirayı yargılayamaz. Burada müşteriler de beni izliyor. İsteyen gelir, isteyen bu servisi alır, isteyen almaz. Ben en iyi servisi veriyorum, dünyanın en iyi işini yapıyorum. Bizim işimizi nasıl olur da bu kadar küçümsersiniz? Yani biz dünyanın en iyi işini yapıyoruz. Sizin saçınıza kaç kişi dokunabilir bizden başka? Ayrıca benim kestiğim saçın, boyadığım saçın bütçesini benden başka kim karar verebilir? 5000 liraya da yapabilirim bunu. Mete Türkmen diye bir gerçek var. Büyük ihtimalle bir araya gireyim. Amerika'dan gelip randevulu bir şekilde 1.000 dolara da saç kesen kuaförler Bu varsa kadar. işte. Bu kadar. Yani eleştirmemek lazım. Evet, 450 liraya saç kesiyoruz ama salonumuz dolu. 4 liraya saç kesiyor ama salonu boş. O 4 liraya saç kesen adam hemen bir öz eleştiri yapmalı. Ben nerede hata yapıyorum? Ben nerede yanlış yapıyorum? Ben isterim ki herkes ev... Bir kere en mutsuz olduğum şey şu. Abi benim en büyük rakiplerim, en büyük dostlarım. Emrah Demirci dedim. Emre Ayaksız dedim. Buradan isim veriyorum. San dedim. Yani hepsi ekmek yesin. Hepsi iyi yerlere gelsin. Nasıl olur da ben onların mutsuzluğu, şey, başarısızlığıyla mutsuz olurum? Evlerine ekmek götürecekler. Yani battı, iflas etti, kapattı. Ben bunda nasıl mutlu olabilirim ki? Böyle bir şey yok. İnsanlık nerede o noktada tabii. Evet. Önce kendimizle barışık olacağız abi. Bildiğimiz her şeyi birbirimize aktaracağız. Bakın, şu anda ben haftanın 5 günü işe gitmekten mutsuzum. Neden? Ya ben neden çoluğum çocuğum varken kendimi tehlikeye atıyorum? Ama yapacak bir şey yok. Sistem, şimdi herkes kendini şanslı hissediyor işe giderken ben şanssız hissediyorum. Neden gidiyorum kardeşim? Neden çoluğum çocuğum varken, annem babam yaşlıyken neden o kalabalığın içine kendimi atıyorum? Kardeşim Almanya'da kuaför Erkan abi. 3 tane de salonu var. Abi kapattılar. Geçen senenin cirosunun %70'ini alıyor. Aynı aynı. Keza Viyana'da ve dünyanın birçok yerinde işte bu saç satışından iş ortaklarımız var. Aynı şekilde belli bir miktarda ücret alıyor. Mesela baktığında işte sağ olsun siyasete hiç girmeyeceğim. 1000 lira şey yollamışlar. Kira yardımı. Bizim kiramız 100.000 lira köşkün. Böyle zor bir durumdan geçiyoruz yani ülkece. Herkes geçiyor. Ben de geçiyorum. Diğerleri de geçiyor. Zarar yazdığımız aylar da oldu. Kâra geçmeyeyim zaten. Yani benim şu anda sabit kemik kadroyu tutayım. Ekibim mutsuz olmasın. Desinleri unutuyorum. Ve dostlar çok önemli bir şey var. Bak Erkan abi az önce Metin abi vardı. Metin abinin kendi mülkü. Doğru mu? Evet. İş yeri. Abi şimdi bu köşkler falan bizde başladı. Şimdi sistem oraya dönecek. Bu kadar yüksek kiralar veriyorsak Metin abi gibi geçmişte akıllıca yatırımlar yapıp kendi mülklerimizi almalıyız artık. Mesela Metin abi konuşuyorum ben konu söyler. Doğru. evet, Emre ile konuşuyorum mesela. Emre de benim kadar kira veriyor. 100 liraya yakın kira veriyor. Ya dedim ki Emre yeter. Bu mal sahiplerinin kaprisinin nazını çekeceğiz. İzliyordur. İzlerse izlesin sonuna kadar. Hiç önemli de değil. Ben dedim ki yani bu sistem buraya kadar nasıl olacak? 5 yıl vermişsin. 5. yılın sonunda seni 3 ay idare edemeyecekse ben bunu neden benim param ona geçsin? Şimdi mesela diyorum ki 100 bin lira ödeyerek kendime zaten bir köşk alabilirim. Öteki adam da 5 bin lira vererek kendi bulunduğu gibi bir dükkan alabilir. Artık sistem biraz buna dönüyor. Bence dostlar da buna özen göstermeli. Bakın bizim sektörümüz modellik gibi, kuaförlük böyle. Evet, yani bir dönem Yani vardır. Çıraklıktan başlarsın, kalfalığın olur ve popüler olduğun bir dönem olur. O anda para kazanmaya başlarsın. Bunu tuttun. Tutamadın, geçmiş olsun. Tuttuktan sonra da kendi mülkün var. İşte iyi bir marka yaptın. Metin abi gibi yıllarca bu devam eder. İnişleri olur, çıkışları olur ama devam eder. Ama şunu unutmayın. Er ya da geç. Toprak değil, Ahmet değil, Mehmet değil. Bu popülerlik eninde sonunda biter. Nice devler bitti, nice şubeler bitti. Orada önemli bravo. olan saygınlıktır. Ben de Bravo. olaya böyle bakıyorum. Şimdi ben Ahmet Fatma Şeker'in oğlu olarak işte 2+1 bir evde büyümüş 4 kardeşli bir çocuğum ben. İşte hayallerim vardı. Olayı bir yere kadar getirdim.
bu ekranın karşısına çıkıp İngiliz aristokratının oğluymuş gibi konuşamıyorum. Ben gayet netim. Yani buradan kuaför dostlarıma da sesleniyorum. Yani bu süreci en zararsız şekilde atlatmak istiyorsanız dijitale önem verin. Hemen bugün itibariyle. Başka türlü hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Bakın, dijitalden medya satan şu an Türkiye'nin devi. Dijitalden et satan şu an dünyanın devi. Nusret'iydi, CZNS'iydi, bunlar uç örnekler. Bir de bunların araları var. Onlar da çok iyi yaşıyor standartlarını. Çünkü emek veriyorlar. Ama oturduğum yerde tabelada böyle bekleyip işte biri gelsin, Ayşe gelsin, Fatma gelsin. Böyle bir şey yok artık. Tabela kullandığınız sosyal medya. Erkan abi çok konuştum değil mi? Kusura bakma. Yok yok, çok güzel. Evet, çok okay, güzel. Tamam. Yani şimdi güzel konuşmazsan yorumlardan görürüm zaten. İnsanların tamam. ilgisini görüyorum. Takipçileri de görüyorum. Şimdi bu sosyal medya konusuyla ilgili çok güzel tespitlerim var. Aslında bu senin bu işe ve meslektaşlarına yönelik bakış açını da gösteriyor. Metin abi de ona keza, diğer konuklar evet. da öyle. Neden burada insanlar mesleklerini seviyorlar, insanları seviyorlar, paylaşmayı seviyorlar. Başkasının başarısızlığından başarı elde edilemeyeceğini biliyorlar. Dolayısıyla iyi evet. örnekleri söylüyorlar. Şimdi senin söylediklerinin içerisinde de çok güzel bir nokta var. Diyorsun ki hikaye sosyal medyada. Ama sosyal medyada patır patır güzel saç tasarımları, kendi saç tasarımı ya da başka bir yerden almış olduğu saç tasarımlarını paylaşmak yetmiyor. Evet. Doğru mu? Erkan Bunun abi. İçin yatırım yapması gerekiyor. İlla yatırım yapması demek bir toprak şeker ya da bilmem şu kuaförün yatırdığı para kadar olması da şart değil. Ama yatırım gerekiyor. 50 lira da olsa vesaire. Artı bunu yaparken de bu bir Amerika yayından keşif değil. Küçük bir araştırmayla Google'da doğru reklam nasıl verilir diye yazarlarsa hedef kitle diye bir kavramla karşılaşırlar. Böylece yaptığı reklam erkeklere çıkmaz ya da kuaförlere çıkmaz. Direkt hedef kitleye ulaşır ve oradan geri dönüş alabilirler diyorsun. Evet. Bu çok güzel bir yere değindim. Burada da hemen böyle sohbet ediyoruz madem. Hemen bu dijitalle alakalı reklam kısmı ufak bir tüyo vereyim. Şimdi adam tanıtımını yap butonuna tıklıyor. İstanbul diyor, yarı çap diyor. 18-24 yaş arası kadın diyor. Veriyor reklamı. Ya o kime gidiyor belli değil o reklam. Şimdi arkadaşlar herkes buradan çıktıktan sonra merakı olanlar YouTube'a Facebook Business Panel yazıyor. Tamam mı? Şimdi Facebook işi kurtarsınlar diye anlatıyorum bu arada Erkan abi. Konumuz bu yani işleri biraz düzeltsinler. Facebook Business Panel diye yazıyor. Business Panel'den reklam verdiğinde Instagram'dan şunu söylüyor. Diyor ki benden reklam verirsen sana 1000 tane tıklama maliyetini normal Instagram'dan verdiğinde 1 liradan veriyorsun ya ben diyor sana 0,25 kuruştan veririm. Ve diyor iyi filtrelersin. Mesela örnek ben nasıl veriyorum? Ben diyorum ki Levent'te şu mahallede elinde iPhone Pro 12 Max olan 3 ay önce nişanlanmış gibi gibi bunu detaylandırıyorum. Diyorum ki beni bu kişilere göster diyor. Tamam mı? Hem daha az ücret ödüyorum. Hem de doğru hedef kitlesine gidiyoruz. Mesela adamlar Arapça, dili Arapçaya çeviriyor. Diyor ki beni diyor Arapça bilen kişilere göster diyor. Ya o para öyle bir yerlere gidiyor ki Suriyeli de o reklamı izliyor, ötekisi de o reklamı izliyor. Hedef kitle, doğru kitle yakalamak en önemlisi. Bunu da açacaklar abi. Kimse onlara bu işi yapmayacak. Biz nasıl öğrendik? YouTube'u açacaklar. Oradan aşama aşama izleyecekler. Emek verecekler. Emin olun faydasını göreceksiniz arkadaşlar. Lütfen hızlı bir şekilde bu işe koyulun. Sosyal Harika. Medya. Peki. Bir evet söyle bir, bir konu daha abi. Mesela şimdi ülkemizde yine franchise olayları çoğaldı ve işte sürekli şubeler açılıyor falan. Özellikle bu dönemde mesela The Most Emrah ve Özden arkadaşım. Çok tebrik ediyorum. Allah yollarını açık etsin. Şimdi az önce dedim ya başkalarının başarısızlığından mutsuz olmak, şey mutlu olmak. Şimdi bu adamlar bunu yapınca The Most'u, sana, Ahmet'i, Mehmet'i ben inanılmaz mutlu oluyorum. Ya bu adamlar bunu yoldan geçen insanla yapabilir miydi? Hayır. Bu onların tercihiydi. Sosyal medyayı iyi kullandılar ve şu an dünyaya yayılıyorlar. Bu bana inanılmaz mutluluk veriyor. O yüzden arkadaşlar burada beni izleyen kuaför dostlarım
Benim başarımdan mutlu olun. Başarısızlığıma da üzülün. Çünkü yani kim benim kötülüğümü neden istesin? Ben başkasının kötülüğünü neden isteyeyim? Adamlar mesela dünyaya açılıyor. Şu anda bu konuşulmalı. Azerbaycan'a dükkan açıyorlar. Yani bu neden konuşulmuyor? Yani anlatabiliyor muyum abi? İyi şeyler var, iyi örnekler var. Bunları görmeliyiz. Evet evet. Özden'i de alacaktık canlı yayına ama maalesef başka bir programı olduğu için şey yapamadık. İnşallah bir dahaki sefere onu da programa dağılacağız ve onların hikayesini paylaşıyor olacağız. Dediğin çok doğru. Başkasının başarısızlığı, başarısı bunlara iyi bakmak gerekiyor. İnsani taraftan bakmak gerekiyor. Özellikle bizim sektör buna başarıya ihtiyacı olan bir sektör. Çünkü bir başka kuaförün başarısı aslında sektöre mal olan bir başarıya dönüşüyor. Sektörün saygınlığı açısından önemli. Dolayısıyla seni de diğer başarı gösteren işte ben bugün dijital başka araçlarla başarı gösterecek insanlar sektör açısından çok önemli. Harika. Umarım tamam. Arkadaşlarım. Ben kuaförlüğün sivri dilli çocuğu. Yine kusura bakmayın eğer sürçülisan ettiysem affola Erkan abi. Yo, çok güzel, çok güzel. İnşallah başka yayınlarda da başka konuları konuşacağız. Çünkü bu yayını yapma sebebimiz şu. Ben inançlı insanları tanıyorum. Bu sektörde hakikaten mesleğine olan ciddi sayıda inanç var. İzleyen arkadaşlar da dahil olmak üzere. Bizim meslek örgütleriyle ilgili kısmen sorunlarımız var maalesef. Meslek örgütleri o anlamda kuaförlüğün gerçek sorunlarına yönelik bir birliktelik gösterip bu anlamda istediğimiz çabayı gösteremiyor. Ama bizler varız. Metin Bahçecik var, Toprak Şeker var, işte diğer konuşmacılar var, takipçilerimiz var. Hepimiz inançlıyız. Bu işin arkasındayız. Başarıları alkışlayacağız. Başarısız olanlara yol göstermeye çalışacağız. Ki bugün de yaptığımız buydu. Bir konu ekleyip, üstü uzar bu ama bu konuyla alakalı, meslek örgütleriyle alakalı bir konu ekleyeyim. Evet. Şimdi Erkan abi şarjım bitti kulaklığımı, kusura bakma öncelikle. Olsun. Şimdi devlet bile sigortaları ıvırı zıvırı ertelemekte bir sigortaları, bütün kuaförler başkanları falan vardı biliyorsun. Orada her şey pandemi yoktu, güllük gülistanlıktı. Her şey herkes vaatlerde bulundu. Siyasete girmiyorum ama olması gerekeni söylüyorum. Şimdi meslek odası başkanlarına şunu söylemek istiyorum burada. Bu kuaförlerin dostlarının ufak bir sesi olayım ben. Ya devlet kira yardımı, SSK yardımı elinden geldiğince bir şeyler yaparken siz bugün insanlara aidat diye kapılarına gidip 400 lira paranın peşine koşuyorsunuz. Bu insanlar evine ekmek götüremiyor. Bir şekilde bunun üstesinden gelirsiniz. Hani seçim öncesi vaatlerde bulundunuz ya. Yapmayın. Gitmeyin insanların kapısına. Sizi icraya vereceğim diye korkutmayın. 400 lira benim için hiçbir şey ama bir başkası için çok büyük şey. İnsanlar evine ekmek götüremiyor. Çocuğuna bez alamıyor. Her gün bana 50 kişi yazıyor. Yani insanları bu şekilde yok ben size icra yollayacağım. Aidat ödemedin. Bunu yapmayın. Bakın, maalesef. Ben abi oda başkanlarında isim vereyim. Antep oda başkanı Mesut abi. Ya onun yönetim sistemi var ya. Apayrı bir adam. Ama yani dön mesela birçok ilimizde böyle bir problemimiz var. Yani evet yani büyüklerimiz buna bir el atmalı. Şu dönemde insanlar evine ekmek götüremiyor. 400 lira 500 lira için insanların kalbinin kırılmaması lazım. Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. İnsanlar hesap sorar. Böyle bir sorun var Erkan abi. Bunu da buradan dile getirmiş olayım. Şimdi bu sorun acaba yasal nedenlerden dolayı mı bunu yapmak zorundalar? Yoksa odanın gelirlerini kaybetmemek için mi yapmak zorundalar? Ya da acaba bu meslek örgütleri bu konuda... Yediklerine saysınlar ya Erkan abi. Geçmişte o kadar çok yediler ki yani ona saysınlar. Kenarlarını bir kuaför olarak bana kenarda akçen olsun diyorlarsa onların da kenarında akçesi olsun. 7000 tane kuaförden 400 lira dediğinde trilyonlar ortaya çıkıyor. Kimse de kusura bakmasın.
Evet. 10 bin liraya odalara bir aylığına araba kiralamayı biliyorlar. Ellerinde çantayla aidat toplatacak adamları var bunların. Bu insanlara Evet. maaş veriyorlar. Yani ben anlamam abi. Yani işte kendi inisiyatifinde nasıl elinde çanta James Bond gibi kapı kapı adam gezdirebiliyorsa, bu kendi inisiyatifindeyse aidat toplamak da kendi inisiyatifindedir ya. Yani. Onlar da yedek akçesini bu zamana kadar tutsaydı. Yani genel olarak zaten 15 yıldır bir önceki vardı. Son 3 yıldır bu var. Hala mı tutamadınız kardeşim ya? Yazık günah değil mi bu kadar kuaföre? Yani sen elini atmayacaksın, ötekisi elini atmayacak. Kim atacak yani? Biz şu an bu sorunları neden Erkan Güzel'le konuşuyoruz? Çünkü Erkan Güzel bu konularla ilgili. Kuaförle gerçekten ilgili. İşi bu olabilir. Bu işten para kazanıyor olabilir ya da zevk için bunu yapıyor olabilir. Ama Erkan Güzel bu işlerle ilgili. Net bu. Abi el ele verelim. El ele verelim. Bir de mümkün olduğunca bu ihtiyacı olan, gerçekten evine ekmek götüremeyecek, benzin alamayacak insanlar var. Var mı toprak? Yemin ediyorum var. Vallahi tillahi var. Bu insanlara bir yardımcı olalım. Yani anlatabiliyor muyum? Herkes gözünü açsın. Olan olmayana biraz versin. Peki Toprakçım, o zaman söz bana değildi, ben de söyleyeyim. Derdimi anlatayım biraz. Öyle abi, söyle. Ben de para kazanamıyorum. Çünkü salonlara dergi yasak biliyorsun. Öyle mi? Tabii ki. Dergi ve gazete sunması pandemiden dolayı yasak. O nedenle tabii ki markaların reklam bütçeleri azaldı. Şu anda neredeyse yok kadar, bir ilin beş parmağını geçmiyor. Meslek örgütleri dedik. Sağ olsun meslek örgütleri yıllardan beri meslek örgütlerinin yapması gerekenleri bir tarafa bırakıp yayıncılara rakip olmuşlardır. Her zaman bir tanesi bir dergi çıkartma sevdası peşinde koşmuştur ya da çıkartmaya çalışmıştır. Biz yayıncı olarak kuaför salonu açmak peşinde uğraşmadık. Dolayısıyla şimdi konu buraya geldi, yarama dokundu. Ben de bizim gerçekliğimizden bahsedeyim dedim. Niye yapıyoruz? Benim sektörle bağdaştırdığım bir söz var. Kuaförlük dünyanın en güzel mesleği. Bir şekilde yayıncı olarak başladık. Böyle güzel toplulukla bir araya geldik. Hakikaten ihtiyaçların farkındayım. İnsani tarafı var. Dostlarımız oldu sizler gibi. Dolayısıyla bu bir sosyal sorumluluk projesi. Mutluluk veriyor. En ufak bir katkı sağlayabiliyorsak. Bugünkü Metin Bey'le, seninle yapmış olduğumuz bu konuşmalardan insanlara küçücük bir fayda sağladıysa ne hala? Yukarıdaki bir şeyler yazar hanemize herhalde. Bugün dünyada kaybettiklerimizi öbür tarafta da kazanma ihtimalimiz var. Dolayısıyla ondan yapıyoruz. İnşallah. Ben Metin abiye buradan yine bir gönderme yapayım. Gerçekten Metin abi gibi, işte Mahmut abi gibi insanlar. Metin Bahçecik ya da Mahmut Ebil olmak ve bunu sürdürebilir kıvama getirmek kolay değil. Yani şimdi ben çıraklığımdan bugüne kadar bu iki adamın yanında olmaktan veya yanında olmaktan kastım şu, bulunduğu bir organizasyonda yanında olmaktan bahsediyorum. Veya çevresinde olmaktan, anılmaktan inanılmaz onur duyuyorum. Ve ya bunu sürdürebilir hale kılmak için de kalbinin şuranın temiz olması gerekiyor. Onların da var. Bugün ben gerçekten onur duydum. İnşallah bir gün biz de onlar gibi ismimiz, cismimiz onlar gibi anılır. Harika, harika. Sağ ol Toprakçım, ağzına sağlık. Buradan vakit ayırdığın için, paylaştığın bilgiler için, vefa duygun için, mesleğine olan sevgin için ben de takipçilerimiz adına teşekkür etmek istiyorum. İyi tatiller diliyorum. İnşallah tamam. Her şey değişecek, her şey güzel olacak. İklimler değişecek, Akdeniz olacak ve İnşallah. Gülümseyeceğiz. Sosyal medyayı unutmayın dostlar, hemen. Çok teşekkürler. Bay bay abi. Çok sağ ol, hoşça kal. Görüşmek üzere. Evet, arkadaşlar, bugünün birinci bölümünü tamamladık. Umarım fayda sağlayacak paylaşımlar olmuştur. İkinci bölümümüz saat 5'te başlıyor olacak. İkinci bölümde kimler var? Mahmut Ebil'i dinleyeceğiz. Mahmut Ebil'den sonra Bursa'dan Levent Akan bize bağlanacak.
Onlar ne söyleyecek ona bakacağız. Sonra gene bir aramız var. Saat 8'deki 3. bölümümüzde Ankara'dan Mehmet Başat'a ve İstanbul'dan Emrah Kemendi bizimle olacak. Emrah Kemendi AVM boyutunda bir şeyler söyleyecektir. Öyle umuyorum. Umarım faydalı olmuştur. 15'er dakika olarak planladık. Yani normalde 5 dakika benim kısmım, 15 dakika konuşmacıların kısmı olmak üzere 35 dakika dedik ama 1 saat 16 dakikayı bulmuşuz. Umarım keyif almışsınızdır. Saat 5'te görüşmek üzere diliyorum. Ben şimdi bu canlı yayını IGTV olarak kaydetmeyle uğraşacağım. Toprağın önerisini de dinleyeceğim. Google'dan da bunu nasıl yapabilirim ona bakacağım. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Saat 5'te tekrar görüşmek dileğiyle.